denir. Ve bir başka olay da şu, değerli dinleyici dostlar, katılımcılar, Alevi toplumuna karşı 2012 yılından bu yana Adıyaman'dan başlayarak İzmir, Çiğli'de, İzmir, Buca'da, Gaziantep'te, Erzincan'da, Didim'de, Malatya'da, Balıkesir'de, İstanbul, Kartal'da, Mersin, Mezitli'de, İstanbul, Ok Meydanı'nda, yine İstanbul, Eyüp'te Alevi toplumuna karşı 39 kere kapı işaretlenmek suretiyle suç işlenmiştir. Ve bu suça dair ne utanç vericidir ki ne bir kişi gözaltına alınmış, ne bir kişi hakkında mahkeme başlatılmış, ne bir kişi hakkında soruşturma yapılmış, ne de bir kişi hakkında dava açılmıştır. En son Akşam Gazetesi yazarı olduğu söylenen Zebani, Alevilere karşı açık ve net bir nefret suçu işlemiştir. İşte tam bu ortamda 30 Kasım'da Avrupa Bakanlar Komitesi'nde görülecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sonucuna binaen AKP İçişleri Bakanlığı aracılığıyla cemevlerine dönük bir oyun başlatmıştır. Nedir bu oyun? Gitmişlerdir cemevine, İçişleri Bakanlığı'nın danışmanıyız, görevlisiyiz, bir isteğiniz var mı? Bu nasıl bir devlet anlayışıdır? Devlet anlayışında böyle bir şey olmaz. Size göre cemevi yasaktır. Size göre cemevi diye bir yer yoktur. Size göre cemevi suç işlenen bir yerdir. Böyle olduğu halde neden görevlilerinizi cemevine gönderiyorsunuz? Bu ağam araba ilişkisidir. Bu efendi köle ilişkisidir. Böyle bir ilişki olmaz. Madem ki cemevini ibadethane, madem ki cemevini Alevi toplumunun hak ve hakikat inancının olduğu bir yer olarak görüyorsunuz, o halde mecliste verilen önergeleri niye kabul etmiyorsunuz?